Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Ya mu'in. Değerli arkadaşlar, bu haftaki dersimize Mü'min suresinden başlıyoruz. Mü'min suresi 40. sure. Mekke döneminde inmiş surelerden birisidir. 85 ayettir. Özellikle iman esaslarından, tevhidi ve ahiretle alakalı konuları ağırlıklı olarak işleyen bir suredir. Bir de Firavun'un ailesinden, akrabasından olup da inanan, Musa aleyhisselama inanan bir zat söz konusu, onun konuşmaları bu surede geçeceği için bu sureye Mü'min suresi denilmiştir. Göreceğiz 28. ayetten itibaren bu mü'min olan insan, yani Allah'a inanmış olan ama imanını bir müddet Firavun'dan ve etrafından saklamış olan insandan bahsedecek. Bismillahirrahmanirrahim. Başlamadan özellikle bir de şunu söylememiz lazım. 7 tane hamimle başlayan surelerin ilkidir. Bunlara havamim diyorlar, hamimler. Peş peşe, evet, araya başka bir sure girmeden peş peşe 7 tane sure hamimle başlayacak, göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. İşte bu kitap aziz ve her şeyi bilen, aziz olan ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Tenzilin kelime anlamı bölüm bölüm, parça parça indirilmiş. Toptan bütün 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim bir anda indirilmemiş demektir. 23 sene zarfında olayların gelişmesine göre sure sure, ayet ayet inmiştir ya Kur'an-ı Kerim, onu da işaret eder bu kelime. Gafirir zembi. Şimdi Allah'ın azizliğini anlatıyor. Bu Kur'an'ı indiren Allah öyle bir Allah'tır ki günahları bağışlayandır. Bizim günahlarımızı o bağışlar. Bizi o temize çıkartır. Bizden günah işlemek, kuldan günah işlemek, Allah'tan da bağışlamak. Kul yapısı itibariyle günaha çok çabuk düşebilen insandır. Mevla bunu bildiği için Kur'an-ı Kerim'de dikkatinizi çekmiştir. Birçok ayeti kerimede döner döner sözü, konuyu günahların affedilmesine getirir. Ve kabili tevbe, tevbeleri de kabul edendir bu Allah'ın azamışı. Sen tövbe ettin mi, tövbeleri kabul eder. Şimdi bir küçük günahlar var. Günlük insanın elinden dilinden sadır olan günahlar vardır ki bunları zaten Mevla Teala Hazretleri otomatik olarak affediyor bazı ameller sonucu. Mesela bir hadis-i şerifte 5 vakit namaz arasında işlenen günahlar affedilir. Ramazan, 2 Ramazan arasında işlenen günahlar affedilir. 2 defa ömre arasında işlenen günahlar affedilir. Bir de kebair dediğimiz büyük günahlar var. Bunlar düşer insan bazen hata eder. Onun için özel tövbe gerekir. Şimdi ayette gafir edilen, kabili tev arasındaki farkı söylüyoruz. İnsan bu defa o büyük günahlar için özellikle günahını itiraf ederek ve ondan pişman olduğunu da Allah'a bildirerek tövbe eder. Allah bunları da affeder. Zittavli, Mevla Teala Hazretleri lütuf sahibidir. Hem de bolca lütuf sahibidir. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. İleyhil masir. Dönüş onadır. Sonunda onun huzuruna dikilmeyecek hiç kimse yoktur. Ma yücadilu fi ayatillahi illellezine kafarun. Allah'ın ayetlerini ancak ve ancak kafirler tartışırlar. Allah'ın bir ayeti
nazil oldu mu? Mümin, Müslüman ne der? Semi'na ve ata'na'dır. Şu anda işittim ayeti, Allah'ın emrini ve hemen itaat ettim, boyun eğdim, kabul ettim demektir. Ama kafir öyle değil. Ancak kafir tartışır. Başlar tartışmaya. Şimdi oldu mu? Bu zamanımıza uydu mu? Bu da şimdi nasıl uygulanacak? Gibi böyle tartışmalar ancak kafirden beklenen bir tartışmadır. فَلَا يَغْرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ Habibim, onların rahatça memleketlerinde dolaşması seni aldatmasın. Çünkü biz zaman zaman bizim de söylediğimiz, sorduğumuz bir soruya cevaptır. Şimdi aramızda konuşurken diyoruz ki, adam inanmıyor, adam inkar ediyor ama para onda, şöhret onda, rahat onda. Nasıl oluyor bu diye soruyoruz değil mi zaman zaman? Alın size cevap. Onların böyle sağlıklı bir şekilde yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında bir hayat sürmeleri sizi aldatmasın. Onların haklı olduğunu göstermez bu. Yaptıkları işin doğru olduğunu göstermez. Peki neyi gösterir? Başka bir ayet-i kerimeden şimdi delil getirelim buraya. Allah muhasenimuşşan onları bu dünyada salıvermiştir. Her istediklerini vererek salıvermiştir. Çünkü onlar bu dünyaya talip. Ahirette hiçbir nasipleri yok ama. Hiçbir nasipleri yok. Mümin ahirete talip. Bu dünyada zaman zaman sıkıntı çekebilir. Ama ahirette rahat edecektir ebedi olarak. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ Daha önce Nuh aleyhisselamın kavmi de Nuh'u yalanlamıştı. Sen peygamber değilsin demiş, yalanlamıştı. وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِ Ondan sonra başka gruplar da peygamberlerini yalanlamışlardı. Yani şu anda Mekke müşrikleri seni yalanlıyorsa bu yeni bir şey değil, daha önce de olmuştu bu peygamberlere. وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَنْفُذُوهُ Her ümmet peygamberini ele geçirip cezalandırmaya kalktı. Cezalandırmaya kalktı. Zekeriya aleyhisselam'ı ümmeti öldürdü. Yahya aleyhisselam'ı ümmeti öldürdü. Yani peygamber olarak gönderildikleri toplum onları yakaladılar, öldürdüler. Böyle cezalandırmaya kalktılar. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُنْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَدْتُهُمْ Sonra onlar hakkı ortadan kaldırıp batıla sarılmak için de mücadele ettiler. Hak ortadan kalksın, batıl hakim olsun. İstediğimiz gibi yaşayabilirim bu dünyada. Adalet ortadan kalksın, güçlünün hakim olduğu, güçlünün haklı olduğu bir sistem gelsin otursun. Ondan istediğim para her kapıyı açabilsin. Zayıf, arkası sağlam olmayan insanlar sürüm sürüm sürünse de önemli değil. Sistem bu sistem olsun istiyorlar onlar. فَأَخَدْتُهُمْ Ama biz ne yaptık? Ben onları cezalandırdım diyor. Kendi hallerine. Bunları yanlarına kar bırakmadım, cezalandırdım. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ Cezanın nasıl olduğunu onlar gördüler. Gördüler. Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam kavminin başına gelenleri ayetlerden gördük, işledik, biliyoruz. وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ İnkar edenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin vaadi vardı, sözü vardı. İşte böylece bu gerçekleşmiş oldu. Mevla Teala buyurmadı mı? Benim yolumu bırakıp şeytanın yoluna takılanları, takip edenleri şeytanla birlikte cehenneme atacağım, dolduracağım. Unus kendi kendine hak kabul etti. Söz verdi kendi kendine. Ve o da yerine geldi. Kafir ölünce nereye gidiyor? Doğruca cehenneme. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ Şimdi bu ayetlerden itibaren melekler konu edilecek. Ama enteresan bir şekilde ele alınacak melek. Bakın Allah'ın bizden başka melekler ordusu diye bir kulları var. Böyle bir ordu var. Melekler diye bir kul ordusu var. Bunların
görevleri ve vazifeleri neler? Müslümanlara, insanlara nasıl acırlar, nasıl onların ıslah olması için dua ederlermiş, onları göreceğiz bu ayette. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Öyle melekler var ki, Allah'ın yarattığı öyle melekler var ki, arşı tutarlar, taşırlar. Arşı taşıyan melekler var. Arşın etrafında olan melekler var. Bunların hepsi يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Rablerini hamd ile tesbih ederler. Elhamdülillah, Subhanallah, zikirlerine devam ederler. Mevla Teala Hazretlerini takdis ederler, tazim ederler bu melekler. Başka ne yaparlar? Ve yu'minûne bihi. Allah'a inanırlar. Tam bir şekilde teslimiyet gösterirler. Ve yestagfirûne lillezîne âmenû. Bir başka şeyde iman edenler için de Allah'a yalvarırlar, istiğfar dilerler. Ya Rabbi, şu yeryüzündeki iman eden kulların var ya, ne olursun onları affet derler. Melekler bizi, neyimiz olur ki? Bizi nereden tanırlar ki? Bilmediğimiz, varlığından bile haberimiz olmadığı melekler, inanıyoruz ama haberimiz yok yani. Neredelerdir, nasıllardır, haberimiz olmayan varlıklar bile bizim için tövbe istiğfar ediyormuş. Bu iman ne büyük bir şerefmiş. Bu mümin olmak ne kadar büyük bir nimetmiş. Gökte arşı taşıyan melekler, etrafında dönen, tavaf eden melekler, yeryüzündeki melekler ne yapıyorlar? Ya Rabbi şu mümin kullarını affet, ne olursun onları bağışla, onların hatalarına bakma, günahlarına bakma. Allah'ım, ne kadar sevindirici bir şey. Şimdi meleklerin böyle müminlerle olan alakaları pek meşhurdur. Ayetlerde, hadislerde bu alakaları görülüyor. Meleklerin bolca müminlere dua ettiği bu ayetlerden başka ayetlerde ve hadislerde de var. Hadislerde de var. Mesela pek çok vesilelerle melekler müminlere dua ederler diyor Efendimiz. Haber veriyor. Ne diyor? Hasta ziyaret edenlere meleklere dua eder. Evet, namaz için mescitte bekleyenler. Şimdi biz ders yapıyoruz, ayrı dua alıyoruz. Bir de yatsı namazını kılmak için de bekliyoruz. Namazdaymışız gibi sevap aldığımızın yanında bir de melekler de bize dua ediyorlar. Efendim, başka ilim öğrenenlere, bak ders halkasında bulunanlara melekler dua ederler. Cömertlere dua ederler. Cömertler verince, Ya Rabbi verdiklerinin yerini doldur diye dua ederler. Efendim sadaka verenler, onlara da dua ederler. Mümin kardeşine dua edene de dua ederler. Şimdi ben elimi açtım, dedim ki Ya Rabbi güzeller camii cemaatimizi, dersimize katılan arkadaşlarımızı, dünya ve ahiretlerini nurlandır, onların her türlü müşkilatlarını kolaylaştır diye dua ettiğimde, Allah bir melek yaratır. Melek der ki, amin, yani evet bu duaya katılıyorum. Ve leke mitlu derler arkasında. Yani aynısını senin için de ben istiyorum. Sen arkadaşın için ne istiyorsan, Allah'tan ne istiyorsan, ben de senin için Allah'tan onu istiyorum. Meleklerin böyle duası çoktur. Devam ediyor. Rabbena, ey Rabbimiz dua ediyor melekler şimdi. Vesi'te külle şeyin rahmeten ve ilmen. Rahmetin de, ilmin de her şeyi kuşattı. Allah'ın rahmetinin değmediği hiçbir mahluk yoktur arkadaşlar. Allah'ın rahmetinin değmediği, temas etmediği hiçbir mahluk yoktur. Karıncalar da buna dahil. İnanmazsanız düşünün. Karıncaları kim rızıklandırıyor? Onlara yemeklerini kim gönderiyor? Karınlarını kim doyuruyor? Karınca nedir ya? Karıncanın gücü nedir? Allah gönderiyor onlara. Denizin dibinde, denizin karanlığındaki ismini bilmediğimiz, işte ancak böyle bazı televizyon programlarında gördüğümüz hayvanatlar, balık türleri, Allah'ın rahmeti onlara da ulaşıyor.
onları da Allah'ın azimüşşan doyuruyor, yediriyor, yaşatıyor. Allah'ın rahmetinin ulaşmadığı hiçbir yer yok. İlminin zaten her şeyi kuşattığını biliyoruz ayetlerle, daha önceki ayetlerle. Yeryüzünde bir yaprak bile düşse Allah'ın haberi var. Ya Rabbi, فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا. Tövbe edenleri affet ya Rabbi. Meleklerin duası devam ediyor. وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ. Senin yoluna olan, tabi olanları da, senin yoluna girmiş, mümin olmuş ve Müslümanca yaşamaya çalışan kullarını da affet ya Rabbi. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Onları cehennem azabından kurtar, koru ya Rabbi. Cehennem ateşi onlara değmesin ya Rabbi. Bitti mi? Yok. Dua devam ediyor, meleklerin duası. Ellerini bir kaldırdılar, indirmiyorlar. Dua ediyorlar. رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْمِنِ اللَّتِي وَعَدْتَمْ. Ya Rabbi, o mümin kullarını vaat ettiğin adil cennetlerine sok ya Rabbi, girdir ya Rabbi. Adil cennetine girsinler onlar. Sadece kendileri de girmesin. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Onların anne babalarından, eşlerinden ve çocuklarından, zürriyetlerinden salih kullarını da onlarla birlikte cennete koy ya Rabbi. Eğer eşi, eğer annesi, babası ve çocukları, zürriyeti de inanmışsa onları da beraber koy ya Rabbi. Duaya bak. İnneke entel azizul hakim. Ya Rabbi, sen azizsin ve hakimsin. Her şeyi hikmetle yapansın. Ve kıyımus seyyâ. Ya Rabbi, onları her türlü kötülükten koru. Semavi ve aradî fesatlardan, bozulmalardan, sıkıntılardan koruyacağın gibi nefsinin kötülüklerinden, halkın kötülüklerinden de onları koru ya Rabbi. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ. O gün sen kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun ya Rabbi. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. İşte bu rahmet asıl büyük bahtiyarlık, asıl büyük kurtuluş budur. Allah sana rahmet nazarıyla bakmışsa sen başka hiçbir şey isteme. O sana yeter azık olarak. Dualara amin, amin diyoruz. Meleklerin duası bu. Reddolunmayacak dualar bizim gibi değil. Biz günahkar ağızla dua ediyoruz. Dilimizin söylediğini kalbimiz duymuyor bile. Tutturmuşuz, öğrenmişiz, ezberlemişiz, papağan gibi dualar ediyoruz namazlarından sonra. Bizim dualarımızı da yine Allah kabul ediyor da meleklerin duasını kabul etmez mi? Onlar bile kabul ediyor. Ne kadar bahtiyar, ne kadar şanslı kullar olduğumuzu buradan, bu ayetlerden anlayabilirsiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlere gelince يُنَادَوْنَ. Onlara seslenilir. Seslenilecek onlara. Denilecek ki لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ. Allah'ın size olan öfkesi, gazabı sizin kendinize olan öfkenizden ve gazabınızdan daha büyüktür. Şimdi geçmiş derslerimizde bazı tabloları Allah bize anlattı. Şu cehenneme girerken ya da cehennemde yanarken halk birbirine düşmüştü hani. Bazıları diyorlardı ki siz bizi yanılttınız, bu cehenneme girmemize sebep oldunuz, yoldan çıkarttınız bizi diyorlardı. Öbürleri de sizin aklınız yok muydu? Biz söyledik ama siz de kafanızı kullansaydınız diyorlardı. Hani birbirlerine girmişlerdi ya, birbirlerine öfkeyle bakıyorlardı. Hatta Allah'a müracaat edip o zayıf insanlar, halk tabakası demişti ki ya Rabbi, bunlar bizi sapıttı, bunlar bizim önümüze düştü, yolumuzu bunlar bozdu, bunlara bize vereceğin azabın iki katını yükle demişti ya ayetlerde. Şimdi bunların birbirlerine düşmesi, birbirlerine öfke duyması, gazap etmesi den daha büyüktür Allah'ın kafirlere olan öfkesi
birbirlerine olan öfkesinden daha büyüktür. اِذِ تُدْعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ Çünkü imana çağrıldığınız halde siz inkar ediyordunuz. Yok öyle bir şey. Kim çıkarttı bunları? Geleceği yobaz diyordular ya. Ondan dolayı. Kalu. Şimdi diyorlar ki onlar, o inkar edenler cehennem azabını görünce diyorlar ki Rabbena emetten ifneteyn ya Rabbi bizi iki kere öldürdün ve ahyeyten ifneteyn iki kere de dirilttin ya Rabbi bizi fe'terafna bi zunubina ya Rabbi biz yaptığımız hataları itiraf ediyoruz. Hata yaptık, günahlar işledik, sana karşı kulluğumuzu yapamadık, itiraf ediyoruz ya Rabbi. فَهَلْ اِلَى خُرُوْجٍ مِنْ سَب۪يلٍ Bize bir çıkış yolu yok mu ya Rabbi? Buradan bir kurtuluşun yolu yok mu ya Rabbi? Yeniden acaba dünyaya dönme imkanımız kalmadı mı ya Rabbi? Diye böyle feryadı figan edecekler. ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعَيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُ Onlara denilir ki, siz şunun için bu hale düştünüz, şu anda içinde bulunduğunuz duruma, şu durumda, şu sebepten dolayı düştünüz. Allah'ın birliğine iman etmek için çağrıldığınızda, La ilahe illallah deyin denildiği zaman, onun birliğini inkar ediyordunuz. La ilahe illallah demiyordunuz. Arkadaşlar, Mekke müşrikleri, Ebu Cehil, Ebu Sufyan iman etmeden önceki hali, Ubbe gibi insanlar şakadan bile olsa La ilahe illallah dememişlerdir biliyor musunuz? Niçin dememişlerdir? Çünkü La ilahe illallah demenin manasını çok iyi biliyorlardı. Bu kelimeyi söylemenin neyi kabul etmek olduğunu, neyi reddetmek olduğunu çok iyi biliyorlardı. Onun için dememişlerdir. İman edecek kişi söylemiştir. Şimdi biz de öyle mi? Ben de Müslümanım diyor. Yaptığı iş kafire rahmet okutturacak işler. Ben de Müslümanım diyor. Benim babam da hacı, annem de beş vakit namazını kılır diyor icabında. Yaptığı iş Kur'an düşmanlığı, Allah düşmanlığı. İslam düşmanlığından da geri durdu. Niçin? Çünkü bilmiyor ki İslam'ı kabul etmek, La ilahe illallah demenin gereği nedir onu bilmiyor. Onun için kelime-i tevhidi dille söylemek, dille ikrar diyoruz. Kalple de tasdik etmek gerekir ki iman etmiş olasınız. İşte, yani ehli sünnetin şartı bu. Dille ikrar ettin, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin, kalbinle de tasdik edeceksin. Evet, bunu biliyorum, kabul ediyorum ve buna göre yaşıyorum ki Allah'tan başka hiçbir güç, hiçbir kuvvetin Allah'ın kuvvetine denk olduğunu kabul etmiyorum demek. Hem öyle diyorsun, hem de başka türlü davranıyorsun olmadı işte. Ve in müşrak bihi tü'minu. Ama ona ortak koşulduğu zaman, yani diğer putlara ibadet edilmeye başlandığı zaman da o zaman inanıyorsunuz. Yani heh tamam diyorsunuz, işte böyle inanmak lazım diyorsunuz. Fel hukmu lillahi aliyyil kebir. Artık hüküm ali ve kebir olan, yani pek yüce olan ve pek büyük olan Allah'a ait. Bitmiştir artık. Dünyada siz istediğiniz gibi at koşturdunuz, Allah müsaade etti. Bu bir imtihanın gereğidir çünkü. İmtihan gereği bu. Zorlamadı. Ama ahirette artık hüküm sadece Allah'a aittir, iş bitmiştir. Huvallezî yurîkum âyâtihî ve yunezzilu lekum minessemâi rizkâ. O Allah'a azîmuşşan ki o size ayetlerini gösterir. Ayetlerin gösterilmesi nasıl olur? Bakın, gökyüzünde pırıl pırıl parlayan güneş, ay, yıldızlar Allah'ın birer ayetidir. Koca koca
Başı dumanlı dağlar Allah'ın birer ayetidir. Nazlı nazlı rüzgarda sallanan, hışırdayan ve size ilham veren ağaçlar Allah'ın birer ayetidir. Haydi eğer sizde bir güç kuvvet varsa, sizde bir marifet varsa kurun fabrikalarınızı, bir ağaç yapın. Kurun fabrikanızı, bir dağ yapın. Bir sinek yapın. Yapamazsınız. Bunların hepsi Allah'ı gösteriyor. O muazzam eserlerin hepsi ayettir. Çünkü ayetin kelime anlamı işarettir. İşaret şöyle gösteriyor. Nereye gösteriyor? Allah. Yani beni yaratan bir Allah var. Bana bakan, beni inceleyen kişi, sana sesleniyorum. Beni yaratan bir Allah var diyor. İşte Allah'ın zemmüşşan ayetlerini size gösterir. Ve yünezzilü leküm minessemâi rizkâ. Ve gökten size rızık verir. Gökten rızık vermek. Su her şeyin menbaı. En önemli nokta su değil mi? Siz en kaliteli tohumları ekip, en güzel toprakları, en iyi verim verecek gübreyle de gübreleseniz su olmasın. Olmaz. Su olmasa yaşam da olmaz. Onun için rızkı gökten verir deyince bakın yağmuru rızık yaptı Allah. Hem içiyoruz hem yediklerimizi onunla büyütüyoruz. وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُنِبْ. Fakat bu şeyleri kim anlar, kim ibret alır bu durumlardan? Ancak ve ancak Allah'a teslim olmuş, Allah'a yönelmiş olan imanlı kullar anlar. Yoksa başkası suyun Allah'ın nimeti olduğunu, ağacın Allah'ı söylediğini, haykırdığını bilemez. فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. O halde ey Müslümanlar, kafirlerin hoşuna gitmese bile siz bütün samimiyetinizle sadece ve sadece Allah'a yönelin ve ona yalvarın, ona ibadet edin. Evet, kafirlerin hoşuna gitmeyecek, engel çıkartacaklar, size hakaret edecekler, sizi hapse atacaklar. Her türlü engeli önünüze koyacaklar. Böyle olsa bile siz Allah'tan başkasına boyun eğmeyin. Çünkü رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُلْعَرْشِ. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah Celle Celaluhu. İnsanların derecelerini yükselten, insanlara değer, kıymet veren Allah. Kullar sana ne değer verecekler? Verdikleri değerin ne kadar kıymeti var? Çalışıyorsun, maddiyatını ortaya koyuyorsun. İyi bir seçim çalışmasından sonra başkan oluyorsun, milletvekili oluyorsun. Şimdi kullar sana değer vermeye başladı. Niçin başkansın, milletvekilisin? Etrafında pervane gibi dönüyorlar. Bir sonraki dönemde kaybettiğinde etrafında kim kaldı? Hani değer vermişlerdi bunlar sana? İnsanların verdiği değer bu kadar, onu söylüyoruz. Ama Allah bir kuluna değer verdi mi, asıl değer olur işte. يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. O Allah-u Azimüşşan kendi emrinden olan ruhu kavuşma günü olan kıyamet günü hakkında insanların uyarması için kullarından dilediğini indirir. Yani dilediğine peygamberlik verir. O peygamber de kullara der ki bakın ey kullar, ahiret var. Allah'ın huzuruna çıkacağız. Aman ha, kendinize dikkat edin diyer, der ve uyarır. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ. O gün hepsi ortaya çıkacak. Bütün insanlar kabirlerinden kalkacaklar, ortaya çıkacaklar. لَا يَخْفَ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ. Hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Hareketleriniz, tavırlarınız, her şey, niyetleriniz hatta Allah'tan gizli kalmayacaktır. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ. İşte bugün saltanat kime aittir? Soru. Bugün saltanat kime aittir?
soru. Kim soruyor? Allah soruyor. Lillahil vahidil kahhar. Tek olan ve kahhar olan. Yani kudretinin karşısında herkesi boyun eğdiren Allah'a aittir. Cevap. Tek olan ve kahhar olan Allah'a aittir. Cevap. Kim cevap veriyor? Allah cevap veriyor. El-yevme tücze kullu nefsin bimâ kesebet. İşte o gün, o kıyamet günü herkes ne kazandıysa onun karşılığını görecek. Herkese karşılık ödenecektir. İyi ya da kötü. La zulmel yavrum. O gün kimseye haksızlık yok. İnnallâhe seri'u hesâb. Allah'ım azimuşan hesabı çok seri görendir. Bu kadar kişinin hesabı görülecek, nasıl olacak falan diye hiç düşünmeyin. Allah hesabı şıpşak, çok seri bir şekilde görür. Zaten sen amel defterini eline alınca, sen ben amel defterimizi elimize alınca biz zaten karar veririz. Sınıfı geçmiş miyiz, kalmış mıyız belli olmaz. Kendi kendine kararını verirsin zaten. وَاَذِّرْهُمْ يَوْمَ الْاَسِبَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجُرِ كَاظِم۪ينَ Onları o yaklaşan kıyamet günü hakkında uyar diyor Peygamber. Yaklaşan kıyamet hakkında onları uyar, uyar. Onlar o vakit kıyamet geldiğinde öyle dehşetti ki, dehşetlidir ki o gün yürekler ağızlara gelir. Yutkunmak istersin, yutkunamazsın. Ya da yutkunup durursun devam. Yani insan heyecan karşısında ya da suçluluk karşısında bir refleksidir, vücudun refleksidir. Yutkunup durur, aynen onu anlatıyor işte. مَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ مُطَاعٍ O zalimler için ne bir dost var, böyle candan dost. Gel ahbabım, gel dostum. Yani ben seni şöyle kurtarayım falan diyecek, ona yardım edecek. Ne bir dost vardır, ne de sözü dinlenecek bir aracı, bir şefaatçi vardır. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ Allah-u Azimuşşan gözlerin kötü niyetli bakışını da bilir, kalplerin sakladığını da bilir. Gözlerin kötü niyetli bir şekilde bakışı neyse onu bilir. Ama bu harama bakıştır, ama bu kibirli bakıştır, ama bu zulüm için, aşağılamak için bir bakıştır. Dalga geçmek için bir bakıştır. Bu bakışların hepsini Allah'a azamışan bilir. Kalpten geçeni de bilir. Kalpten geçeni bilir. İki manadadır arkadaşlar. Birinci mana, hemen aklımıza gelen manadır. Kalpten gelen fitne fesat, kalpten geçen. Fitne fesadı da bilir. Ama öbür tarafta kalbin aldığı hayırlı niyetleri de bilir Allah. Bunu nereden öğreniyoruz? Hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Ameller niyetlere göre değerlendirilir buyuruyor Efendimiz. Sonra kişinin niyeti amelinden daha değerlidir buyuruyor Efendimiz. Şimdi niyet ettik. Niyetimiz şu. Efendim bundan sonra ders halkasında olacağım ve her gün belirli bir saat Kur'an dersi yapacağım. Niyetimiz bu. Hastalandık. Veya işimizden dolayı, iş saatlerinin değişmesinden dolayı yapamadık değil mi? O sevabı Allah-u Azimuşşan sana veriyor. Kalpten geçen iyi niyetleri bilir, manası budur işte. وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ Allah-u Azimuşşan hak ve adaletle hükmeder. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِ شَيْءٍ Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar var ya, onlar hiçbir şeye hükmedemezler. İyi ya da kötü, hiçbir şeye hükmedemezler. Allah hak ve adaletle hükmeder, onların hükmetme yetkisi yok. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Allah-u Azimuşşan her şeyi görendir ve her şeyi duyandır.
اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفِ كَانَ عَاقِبَةِ الَّذ۪ينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden önceki ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görmediler. O kavimler, peygamberlerini inkar eden, Allah'ın gazabıyla yerle bir olan toplumların sonuçlarını görmediler. Evler yıkılmış, harabe olmuş, orada insanlar yaşamış bir dönem işte. Dededen toruna anlatılan gerçekler var. Bunları görüp de ibret almıyorlar. كَانُهُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةِ Bakın ne kadar önemli bir yere dikkat çekiyor bu ayet. Diyor ki, o geçmiş toplumlarda peygamberlerini yalanladıkları için helak olanlar var ya, o toplumlar şu andaki Mekke müşriklerinden güç ve kuvvet bakımından daha üstündüler. Yani eğer bir şey olmayacaksa onlara bir şey olmazdı. Güç ve kuvvet bakımından üstündüler onlar. Fiziki güç, akıl gücü, efendim teknolojik gücü. Buna benzer ayet geçtiğinde konuşmuştuk orada. Ve âthâran fil ardı. Sonra yeryüzünde daha çok eserleri var onların. Şimdi bakıyorsunuz, Semud kavminin yaşadığı yerlerde dolaştığınızda, topraklarda dolaştığınızda hala o dağlardan oyup ev yaptıkları, hem de süslü süslü oyup ev yaptıkları mağaralar hala görüyorsunuz. Eserler hala duruyor ama bu insanlar nerede? Helak olmuş bitmiş. فَأَخَدَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِ Allah'a azimuşşan yaptıkları günahlardan dolayı onları cezalandırdı. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ Kendilerini Allah'ın azabından koruyacak hiç kimseleri de olmadı bunlar. Azap geldi, yerleri oldular. ذَلِكَ بِهَنَّهُمْ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ مِنْ بَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا Çünkü bunlar, peygamberler onlara apaçık delillerle gelmiş. Semud kavmine Salih aleyhisselam, Lut kavmine Lut aleyhisselam gelmiş, Allah'ın mucizelerini de göstermiş. Semud kavmi Salih aleyhisselam'dan mucize olsun diye deve istemişler. Şu taş yarasın içinden deve çıksın demiş. Deveyi de Allah çıkartmış. Çıkartmış ama fekeferu. Yine yalanlamaya devam ettiler. Yok sen Allah'ın peygamberi değilsin, sen yalancısın dediler. فَأَخَلَهُمُ Bunun üzerine Allah da onları cezalandırdı. اِنَّهُ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Çünkü Allah'ın azimuşşan çok güçlüdür. Sonra azabı da çok şiddetlidir. Bunların hepsi örnek. Bunlar söz olsun diye anlatılan tarihi vakalar değil. Örnek alın diye anlatılan. O günkü Kur'an'ın muhatabı olan Mekke müşrikleri idi. Şimdi de bütün dünya bunları dinlesin ve ibret alsın. Çünkü geçmiş toplumlar bizden daha güçlü, daha kuvvetli oldukları halde imanlarından vazgeçtiler, Allah'ı inkar ettiler, helak oldular. Sizin helak olmanız da zor bir şey değil demek istiyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Musa aleyhisselamla Firavun arasında geçen olaylara giriş yapıyor bu ayet-i kerimede. Biz Musa'yı mucizelerimizle birlikte ve apaçık bir delille göndermiştik. Mucize, apaçık deliller. İşte asa yere atıyor, ejderha oluyor, suya vuruyor, yol oluyor, taşa vuruyor, pınar oluyor. Allah'ın mucizesi. Bir de Musa aleyhisselam Tevrat ayetlerini de getiriyor. Kime gönderilmiş Musa aleyhisselam? İlâ Firavne ve Hamane ve Kârune. Firavun, Haman ve Kârun'a gönderilmiş. Firavun, Haman, Kıpti soyundan. Firavun zaten devletin başkanı, Haman da onun yardımcısı, yöneticisi.
Karun da Beni İsrail'den, yani Musa Aleyhisselam'ın sülalesinden. Karun da bu. Bu da çok zengin. Derslerimizde Karun'u anlatan ayetler, açık açık anlatan ayetler geçmişti. Bunlara gönderdi Allah-u Azimuşşan Musa'yı. Fakalu, onlar kalktılar dediler ki sahirun kezzab. Bu düpedüz, düpedüz yalancı bir büyücüdür. Yalancı bir büyücüdür dediler. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا. Musa onlara katımızdan hakkı, gerçeği getirdiğinde, Tevrat'ı getirdiğinde kâlû, kalktılar dediler ki اُقْتُلُوا اَبْنَاءَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. Musa'ya inananların kız çocuklarını bırakın, dokunmayın, erkek çocuklarını da öldürün dediler. Masumların ne suçu var? Kundaktaki çocukları niye öldürüyorsun? Zulüm böyle bir şey işte. Zulmün mantığı olmaz yani. Korkutmak, sindirmek başka sebep. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ. Ama kafirlerin hilesi hep boşa çıkmıştır. Firavun'un erkek çocukları öldürme kararını niçin aldığını biliyoruz değil mi? Kâhinler demişlerdi ki, bak senin vatandaşlarından bir erkek çocuk doğacak, senin bu tahtını sallayacak. Tamam, o zaman erkek çocukları, doğan erkek çocukları öldür. Bu şimdi Firavun'un bir planı. Allah diyor ki, kâfirlerin hilesi hep boşa çıkmıştır. Nasıl boşa çıktı Firavun'un planı? Musa aleyhisselam sarayda büyüdü. Zaman zaman Firavun kucağını da aldı, sevdi. Yarın tahtını sallayacak. Ya, ona baktı, ona hediyeler verdi, onu yetiştirdi. Böyle. Yani kafirlerin hilesi boşa çıkmıştı var ya, çok önemli bir bölüm. Ayetin çok önemli bir bölüm. Bugün de öyledir. Bazen Müslüman ülkeler üzerine planlar yapar. Kendilerini hakim güç kabul eder. Süper güç kabul ederler. Müslüman ülkeleri üzerinde planlar yaparlar. Şöyle oynayalım, şu planı yapalım ki çıkarımız olsun, gelirimiz olsun diye ya da hakimiyetimiz devam etsin diye. Vallahi bazen apaçık bir şekilde planlarının nasıl alt üst olduğunu Allah kullarına gösterir. Gösteriyor yani. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. Firavun şöyle söylüyor şimdi, kabadayı taslıyor, diyor ki bırakın beni, tutmayın beni, bırakın Musa'yı öldüreceğim diyor. Bu biraz bizim sokak dövüşündeki naralara benzedi değil mi? Musa'yı öldürmek senin için çok kolay. Allah müsaade etmezse imkan yok ama yani her tarafı asker dolu. Musa da tek başına kardeşi Harun'la birlikte gelmiş, senin sarayına karşına dikilmiş. Yani çok kolay bir şey değil. Şey, çok zor bir şey değil. Baktığınızda. Bırakın beni, bırakın şu Musa'yı öldüreyim. Niçin öldürecekmiş? اِنِّي اَخَافَ اَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ. Çünkü korkuyorum. Korkuyorum, bu sizin dininizi değiştirecek. Korktuğu şeye bak. Dini değiştirecek. Batılı kaldırıp hakkı getirecek. Hakkı hakim kılacak ya. Korkuyorum sizin dininizi değiştirecek. Yahut da şu ülkede bozgunculuk çıkartacak. Bozacak yani ülkeyi. İnsanları birbirine kırdıracak. Onun için öldüreyim şunu diyor. وَقَالَ مُوسَى Musa aleyhisselam Allah'tan almış olduğu görevi yerine getirecek. Canı pahasına da olsa yapacak ya. Diyor ki اِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَمِنْ مِسَابٍ. Ben hesap gününe inanmayan bütün kibirli ve zorbalardan, kibirli ve zorbalardan, zalimlerden Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a sığındım.
Benim de Rabbim, ey beni dinleyenler, sizin de ya Rabbiniz, sizin de yaratıcınızdır. Ona sığındı. Yani Firavun zaliminden, Karun kibirlisinden Allah'a sığınıyordu. Şimdi bu ayeti kerimeden sonra, şimdi başlayacağımız ayeti kerime, sureye de ismini veren mümin şahsın Firavun'la ve Firavun'un yanındaki mecliste yaptığı konuşmayı anlatacak. Şimdi bu şahıs Firavun'un ailesinden, yakın çevresinde sözü geçen danışma meclisinde bir insan, sözü dinlenen bir insan. Muhtemelen danışma meclisinde yapılan bir istişare toplantısında şu konuşmalar geçiyor. Vakale racülü mümin. Mümin adam dedi ki, kimdir bu mümin adam? Min âli firavune. Bir kere Firavun'un ailesinden birisi bu. Yektumu imanehu. İman etmiş ama, Musa'ya inanmış ama imanını saklıyor. Ben iman ettim demiyor açık açık. Saklıyor, gizli bir şekilde iman etmiş. Firavun'un yakınında bulunan bir kişi şimdi şöyle söylüyor. Diyor ki, اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ. Bir insan karşınıza, bir insan karşınıza dikilmiş, Musa abi dikilmiş bir karşınıza diyor ki, benim Rabbim Allah'tır diyor. Şimdi sırf bu sözünden dolayı kalkıp bu adamı öldürecek misiniz siz? Rabbim Allah'tır dediği için bir kişiyi öldürecek misiniz siz? Halbuki وَكَدْجَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Sizin Rabbinizden apaçık deliller de getirdi o. İşte gördüğünüz asası bir delil, eli koynuna sokup çıkartıyor bir mucize, bunları da getirdi. Şimdi Rabbim Allah'tır dediği için suçu bu yani. Ölüm sebebi bu, öyle mi? Arkadaşlar, o günkü mümin insanın Firavun'a ve meclisine söylediği bu söz asırlar sonra Mekke'de Efendimiz'e saldıran Mekke müşriklerine o günkü mümin şahıs olan Ebu Bekir tarafından söylenmiştir. Bir gün Ukbe bin Ebu Muayit adındaki kafir, müşrik Efendimiz'i Kâbe-i Azam'da görüyor, üzerine sullanıyor, Efendimiz'in elbisesini boyun bağlı boynuna doluyor, sıkmaya başlıyor. Nefessiz bırakacak, Efendimiz'i öldürecek göğe kendi düşüncesi. Ama kinle, gazizle yapıyor bu işi göğe. Oradan Hazreti Ebubekir bunu görünce koşuyor. İtikliyor Ukbe'yi. Orada bu sahneyi de böyle zevkle seyreden Mekke müşriklerine, Mekke'nin ileri gelenlerine bu sözü söylüyor. Diyor ki, ya bu insan Rabbim Allah'tır dediği için bu insanı öldürmeye mi çalışıyorsunuz siz diyor. Kadere bakın. Firavun'un yanındaki imanlı insanın Musa için söylediği sözü asırlar sonra Ebu Cehillerin, Ebu Sufyanların yakın arkadaşlarından olan Ebu Bekir Muhammed Mustafa için söylüyor aleyhissalatü vesselam. Devam ediyor şimdi Firavun'un yanındaki mümin. Konuşmaya devam ediyor. Ve in yekü kâdiben fe aleyhi kedibu. Eğer bu kişi gerçekten yalancıysa bunun yalanı kendine zarar. Ve in yekü sadikan. Peki eğer doğru söylüyorsa ne olacak? Doğru söylüyorsa bilin ki yusibkum ba'dullezî ya'idukum. Onun uyardığı o gazap, azap sizin başınıza gelecek. Yani o şimdi diyor ki, iman etmezseniz cehennem var, Allah'ın gazabı var diyor ya. Eğer doğru söylüyorsa yandınız. Başınıza gelecek bunlar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ الْاَدَّارِ Allah-u Azimüşşan Allah-u Azimüşşan haddi aşan yalancıları hidayete ulaştırmaz. Devam ediyor konuşmaya mümin kişi. Ya kavmi lekumul mulkü liyama zahirine fil ard. Ey toplumum, ey vatandaşlar. Bugün bu ülkede
üstünlüğü elinde tutan kimseler sizsiniz. Egemenlik sizin elinizde. Sizin söylediğiniz oluyor. فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا Peki Allah'ın azabı başımıza gelecek olursa bize kim yardım edecek? Sizin bu gücünüz, kuvvetiniz yetmez Allah'ın azabını geri çevirmeye. Onu demek istiyor. Nasıl vaaz eder? Nasıl uyarıcı sözler? Allah söyletiyor bunları. Şimdi siz üstünsünüz. Astığınız astık, kestiğiniz kestik ama Allah'ın azabı gelmeye görsün. Kim kurtaracak, kim yardım edecek bize? Kâle Firavun'u. Firavun diyor ki söze karışarak مَا اُلِيكُمْ اِلَّا مَا اَرَحْ Sizin görüşünüz ancak benim onayladığım sözlerden ibaret. Ben bir şeyi onaylıyorsam siz de beni tasdik etmeniz lazım. Benim söylediğimi tasdik etmek mecburiyetindesiniz. وَمَا اَهْدِيكُمْ اِلَّا سَب۪يلًا رَشَارٍ Size yalnızca doğru yolu gösteririm ben. Benim söylediğim doğru. Bırakın da olsaydı diyor yani. Benim söylediğim doğru. وَقَالَ الَّذ۪ي اَمَنَ İman eden mümin tekrar sözü alıyor. Diyor ki يَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ Ben sizin hakkınızda çeşitli toplulukların başına gelecek azap günlerinin gelmesinden korkuyorum diyor. Kim onlar? مِثْلَ دَهْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ Tıpkı Nuh kavminin başına gelenler, Ad kavminin başına gelenler, Semud kavminin başına gelenler, daha sonrakilerin başına gelenlerin sizin başınıza geleceğinden korkuyorum. وَاللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ Allah-u Azimuşşan kullarına asla zulmetmek istemez. Ancak kullar ister. Azabı kendisi ister kullar yani. وَيَا قَوْمِ Ey toplum! اِنِّي اَخَافَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ Ben sizin hakkınızda o feryat ve figan gününden korkuyorum. Azap gelince herkes bir tarafa dağılır. Yerden sular ya da yer sarsılmaya başlayınca, gökten efendim bela yağmaya başlayınca feryat figan göklere çıkar. Ama iş işten geçmiştir. İşte ondan korkuyorum diyor. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِر۪ينَ O gün arkanızı dönüp kaçarsınız. Kimse etrafına bakmaz yani. Arkanı döner, kaçar. مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنَ عَصِيمٍ Oysa sizi Allah'ın elinden kimse kurtaramaz. وَمَنْ يُنْدِرِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاكٍ Allah'ın saptırdığı kimse, Allah'ın saptırdığını kimse yola getiremez. Devam ediyor konuşmaya. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ Daha önce Yusuf da açık delillerle gelmişti size. Yani Yusuf aleyhisselam da sizin gibi bir topluma gelmiş, İslam'ı tebliğ etmişti, anlatmıştı. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ مَا جَاءَكُمْ بِهِ Ama siz onun getirdikleri hakkında hep şüphe edip durdunuz. O günkü kavimi söylüyor. O günkü kavim Yusuf aleyhisselamın getirdiği konusunda şüphe edip durdular. Hatta اِذَا هَلَيْكَ Ne zaman ki Yusuf aleyhisselam aralarından ayrıldı, kultum dediniz ki لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا Allah ondan sonra daha bir peygamber göndermez. Kesinlikle daha bir peygamber gelmez dediniz. كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْلِفٌ مُرْتَبٌ Allah-u Azimuşşan haddi aşan ve dinde şüphe edenleri işte böyle saptırır. Peygamberler gelecek. Peygamberler zinciri son peygambere kadar devam edecektir. Allah kavimleri, kullarını mutlaka uyaracaktır. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ O sapkın insanların özelliği şudur. Kendilerine ulaşmış hiçbir delil yok ellerinde. Hiçbir delil olmadıkları halde Allah'ın ayetleri hakkında tartışıp dururlar. Allah bu ayetinden ne demek istiyor? Bu günümüze uymaz. Bunu da mı yapacağız şimdi diye tartışıp dururlar ayetler konusunda. كَبُرَ مَخْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Bu ise, bu durum Allah katında da iman edenler yanında da büyük bir kin ve nefret
gazap nedeniyle Allah'ın ayetleri konusunda fikir yürütme, tartışma, beğenmeme konusu ne demektir ya? Hangi akıl bu? Allah'ın emrini beğenmeyen akılı nereye koyacaksın? Şimdi de var. Bu zamanda olur mu denen şeyler var. Şimdi de söyleyelim. كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّرٍ. İşte böyle kibir taslayan, bir de zorbalık yapan, zalim insanların kalbini Allah böyle böyle işte. Allah böyle mi? Sen ne konuştuğunu da bilemezsin bu sefer. Bu konuşmaları, bu vaaz-ı nasihatı mümin insan Firavun'un meclisinde güzel güzel yapıyor, onları iyi bir irşad ediyor. Şimdi Musa aleyhisselam geldi, o düşmanı belirlemişler. Dolayısıyla Musa aleyhisselamın söylediği söze itibar yok. Ama bu içlerinden birisi. Onlar gibi makam ve mevki sahibi bir insan olduğu için böyle durmuşlar, onları, onu dinliyorlar. Şimdi Firavun bakıyor ki iş biraz istemediği yöne doğru gidiyor. Hemen oraya bir müdahale etmesi gerekiyor. Yoksa bu insanlar numara ederse gitti elinden. Saltanat gitti. Vakale Firavun'u. Firavun diyor ki söze karışarak, ya Haman, yanındaki dostuna, yardımcısı Haman'a diyor ki, ey Haman, İbn-i Li Sara'a لَعَلِّي أَمْلُهُ الْاَسْبَاهُ. Bana şöyle bir kule yap diyor. Kule yap. Ne yapacak bu kuleyle? Yol bulayım da yürüyeyim gideyim diyor. Nereye yol bulacak? Esbab-ı semavat. Şöyle göklere doğru bir çıkayım. Yüksek bir kule yap bana. Göklere doğru çıkacağım. Ne yapacaksın göklerde? Yani uzay bilimine mi merak saldı zannediyorsunuz Firavun? Yok. Başka bir sebep var. Nedir o? فَاَطَّلِعَ اِلَى اِلَٰهِ مُوسَى. Musa'nın bahsettiği ilahı belki görürüm. Onunla karşılaşırım. Ona yetişirim diye şöyle bir kule yap. Çıkayım yüksek yerlerde yürüyeyim. Belki oralarda rastlarım Musa'nın ilahına. Burada alay da var, istihza da var. Değil mi? İstihza da var. Zaten arkasındaki sözü de bunu doğruluyor. Ve inni lehuzunnuhu kâdibâ. Gerçi ben onun yalancı olduğunu biliyorum da. Yalancı, dümdüz yalancı diyor Musa aleyhisselam. Ve kezâlike züyyine li firavne su'u amelihi. Allah buyuruyor ki işte böyle Firavun'a kötü amellerini güzel gösterdi, süslü. O şimdi oradan bir emir verdi ya, bana şöyle yap, böyle yap. Belki de orada bir güldüler, bir eğlenme havası da oldu. Çok da hoşuna gitti Firavun, bak nasıl konuştum diye. Allah diyor ki böyle yaptığı işleri de ona süslü gösterdik. وَسُدَّ عَنِ السَّب۪يلِ. Aynı zamanda yoldan çıkarılmış oldu. Böylece yoldan çıktı gitti Firavun. وَمَا كَيْلِ فِرَعُونَ اِلَّا ف۪ي تَبَاهُ. Firavun'un tuzağı hüsrandan başka bir sonuç vermeyecek. Nereye kadar gider Firavun'un sonu? Siz söyleyin. Suya kadar gider. Denizde boğulur. Bu denizde boğulur. Kızıl Deniz'in dibini boyar. Ama bir sürü de plan yapmıştı değil mi? Gider hepsi yani. Vakale lezî âmene. İman eden zat tekrar bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya kavmi. Hemşerilerim. Toplumu. اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَاءً. Bana uyun, sizi doğru yola ileteyim. Doğru yolu göstereyim size. Benim peşimden gelin. Size doğru yolu göstereyim. يَا قَوْمِ اِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَعْ. Ey kavmi, bu dünya hayatı geçicidir. Avuntudan ibarettir. Şimdi siz burada meclis başkanısınız, başbakansınız, ordular başkanısınız. Firavun'un meclisini söylüyorum. Böyle dünya elinizin, avucunuzun içinde ya, bunlar avuntudan ibarettir. وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Ahiret ise ebedi kalınacak yurt orasıdır işte.
Orada ebedi kalacaksın. Nerede kalacaksan orada kalacaksın ama. Kötü yere gittin mi ebedi kötü yerde. İyi yere gittin mi ebedi iyi yerde. Bunu bilin. Men amine seyyineten felâ yüzâ illâ mislâhâ. Şimdi bir kaide, genel bir kaide. İslam'ın insanların ameline bakışı bu. Yaptığımız işlere Allah-u Azimüşşan'ın verdiği değer bu. Men amine seyyiyeten felâ yüzâ illâ mislâhâ. Kim bir kötülük işlerse, bir günah işlerse sadece onu karşılığını görür. Bir misli. Bir günah, diyelim bir ceza. Bir günah, bir ceza. وَمَنْ عَمْلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ İster erkek olsun, ister kadın olsun. Kim iman etmiş, inanmış olarak güzel bir amel yaparsa, iyi bir iş yaparsa فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ İşte onlar cennete girecekler ve orada hesapsız bir şekilde nimetlere gark olacaklar. Demek ki karşılık Allah Teala tarafından kötülere ancak misliyle muamele şeklinde oluyor. Ama iyilikte biraz gayreti olan Allah'ın rızasını kazanmak için gayreti olana cennetin kapısını hemen Rabbim açıyor. Rabbim bizlere de cennetin kapısını açıyor. İllahi Fatiha.